Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar. Bir 7 ay oldu sanırım. O arada ben ne yaptım? Size onu anlatacağım. Çarımı göstereceğim. O arada ben farm yaptım. Farm dediğim etkinlik farmı yaptım. Hatırlıyorsunuz bir ara size video atmıştım. 2 saat oyna 800 TL kazan diye. Ben o tür şekilde gittim. Sürekli etkinlik farmı yaptım. JR, FT. Kaoslarda çok başarılı sayılmam. Kırmızı kutu için giriyordum. Kaos. Biraz da pazar yaptım. Pazar yapma şeklimden de ufakça bahsedeceğim. Sürekli JRFT'ye girdim. Benim ekibim olduğu için kesin şey alıyordum. Mavi kutu alıyordum. Yani mavi kutu alamadım. Herhalde onda bir falandır. O da hani takım kötü oluyor ya da volkanik rak kesilmiyor. Ondan alamıyorduk. JR'ler zaten benim %95 win rate'im vardı. O Mage'yi sattım ben. Dediğim gibi arkadaşlar %95 win rate'im vardı Mage'de. O yüzden Mage'de çok kolay para kastım ben. JR'leri de rahat rahat kazanıyordum. Mage'yi item almıştım ben bir de o ara. Keşke kanıtlarım olsa da böyle bir fotoğraflar falan gösterebilsem size. Mage'de neredeyse full 3 yaptım. Dual 3 FR, diğer LKP'ler 3'tü. Bir tek EP2'ydi, Elemental Pentatik'iydi. Diğerleri 3'tü. 7 Koya Sidron seçecektim de. Daha rahat win almak için yapıyordum JR'lerde. Zaten ortalama JR'lerde bitirme sürem 8 dakika falandı. Rahat bitiyordu JR'ler. Öyle öyle ufak ufak biriktire biriktire. Hiçbir zaman kutu kırmadım, upgrade yapmadım. Yoksa para yanıyor yani ben bunu çok gördüm. Hiç öyle yapmadım, direkt biriktirdim. Bir de şey etkinliğinden çok iyi kastım. Belki hatırlıyorsunuzdur. O Superior Box etkinliği vardı. Biriye giriyorduk, yaratıkları kesiyorduk. İşte çıkan paralarla Superior Box falan alıyorduk. Öyle öyle biriktirdik arkadaşlar. Size itemlerimi göstermek istiyorum. Bu çarı yeni açtım. Ben diğer çarı sattım bir yolu. Bir yolu bulup sattık. Bunu da 82%, %75 yaptık. XP'mi aldım. 1 ay XP'de oturdum. Paramın da oturdum bu ara 1 ay XP'de. 2 tane 80 level açar yaptım. Bir de 83 bunu yaptım. Buna 83 diyorum çünkü zaten XP'si %75 ve Esland görevlerinin tamamı duruyor. Bir de bunun yanında CZ Quest'in tamamı duruyor. Çar rahat rahat 83 olur tahminime göre. Olur herhalde. Bir sıkıntı olmaz. Şöyle itemlerimi ufaktan göstereyim. Niye böyle dizdiğimi anlatacağım. Büyük ihtimalle, ya tabii bilen arkadaşlar daha iyi vardır asası. Ben hayatımda ilk defa asası oynayacağım. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Videolarda niye kötü oynuyorsun falan derseniz ilk defa oynayacağım. Yani usku hayatım boyunca ilk defa asas dizeceğim. Rogue'ye çok oynadım ama asası ilk defa yaptım. Ve eğlence amaçlı artık böyle takılacağız. Farmda çok yapılmıyor. Zaten 80 level Mage'de kasmıştık. 80 level Mage ile JRFT'ye devam edeceğiz. Ama artık eğer Deva'nın canı yüksek kalırsa böyle Asas'la gireceğim. Sürekli PK'ya kalıyor. Asas rahat kesiyor PK'da insanları. Şöyle takılardan gösteriyor. Zaten KOK 2 var gördüğünüz gibi. Hayır KOK 1 var özür dilerim. KOK 1'ler şu an için benim için yetiyor. Şöyle Amulet of Dexter'i var. Bunun yerine Dragon artı 2 de alırdık. Blue Dragon artı 2 de alırdık. Pardon Black Dragon artı 2 de alabilirdik. Şimdilik bunu tercih ettim yüksek Dex olsun diye. Şöyle Judy 2 var. Shiho var. 2 tane artı 3 Shiho'muz var. Bunun yerine favorin yapılabilirdi artı 2. Ya, aynen tam favorin parasına galiba. Shiho favorin parasına geliyor. Artı 2 favorin de yapılırdı. Ben bunu aldım. Hem defans çok fazla bir fark yok. Şöyle göstermek istiyorum size. Klavye sesinden dolayı kusura bakmayın. Mekanik olduğu için inanılmaz ses çıkartıyor. Şöyle. Bir de Shiho yazalım. Artı 3 ile farkını göstereyim. Fiyatları birebir aynı arkadaşlar. 5-10M falan oynuyor aralarında. Zaten defansta görüyorsunuz. Öyle çok uçuk kaçık bir defans farkı yok. Onlar STR, DEX, HT veriyor. Bu da 12 veriyor. Yani daha fazla atak veriyor. Ama bunu değiştirmeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş değiştireceğim. Bunu alma amacım. Yanda Ice Magem var. Yani 70-70 verimli skilli Magem var. Drake ile belki sıralama yaparız diye Shiho 3 aldım biliyorsunuz. Ice Mageler bosslara daha fazla vuruyor. Ondan aldım böyle. Setim Mitril set artı 6. Şimdi bunu artı 7 yapabilirdik. Siz buna neden artı 7 yapmadın diyeceksiniz. Çünkü şart 9 aldım. Bunların hepsi zaten arkadaşlar farm paraları. Cebimden verdiğim tek şey pus paraları. Onlar için paramı veriyordum. Sorun yok. Cebimden karşıladım. Geri kalanlar da bana kalıyordu. Çünkü burada custom GB'leri satıp site pus eşyaları alırsam bir oyunun anlamı kalmıyor. Geliştiremiyoruz içeri. Biraz pahalı bir oyun evet ama ben farmı yaparken sadece gold pire aldım. O etkinlik farmını. Zaten başka bir şeye gerek yok. Gold pire'nin %80'i geri dönüyor zaten çara. Şöyle 9 VB 9 şart aldık. Eğer 9 şart yerine 9 MD alsaydım, yani niye almadın diye sorarsınız. 9 şart yerine 9 MD almadım. Ben biraz daha görünüş seviyorum. Çar biraz da şekil dursun istedim. Yani 9 şart almasaydık, hatta 9 şart kalsaydı bile
şu VB yerine 9MD alsaydım hem atağım 500 artacaktı. Şöyle atağımı da göstermek istiyorum. 2500 ağaç SC'lerle 2550'ye kadar çıkıyor. 2560'a çıkıyor. Eğer şu VB yerine, VB şu an 20 GB civarı. Bunun yerine MD9 alsaydım hem MD9'un tabii daha fazla HP'si olduğu için atak artacak. Bir de bunun yerine artı Dimitri set alıyordum. Ama MD9'un fiyatını ben yakın zamanda düşeceğini düşünüyorum. Çünkü artık ne zaman gelecek bu etkinlikler bilmiyorum, Krovaz falan. O zaman Krovaz geldiğinde MD'nin fiyatı çok fazla düşecek ama VB'nin fiyatı UTC'ye kadar düşmez. Çünkü başka silah yok. Nasıl diyeyim? Jamadar silahı yok başka oyunda UTC'ye kadar. UTC geldiğinde bunun fiyatı. UTC zaten daha çok var. O yüzden bunu tutmak istedim. Şart 9 görüntüsünden dolayı MD ile arasında çok uçuk açık bir fark yok. Ama bunun görüntüsünü seviyorum. Artı 6 seti artı 7 yapabilirdik ama tabii ben nasıl desem size, görüntüyü sevdiğim için artı 6 aldım. Bunu yavaş yavaş geliştireceğim. Fiyatları zaten çok hızlı düşen bir item. Herhangi bir güncelleme. Krovaz'da falan çok hızlı düşecek. Şöyle dark, bu ne? Green Drill Fragment'lerden yavaş yavaş seti tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi itemlerim bu kadar. Çok aşırı bir item yok. Şurası totalde 100 GB arkadaşlar. Şöyle 100 GB'lik itemler var. Pusları göstereyim. Pus biriktirdim. Yani kafadan 3 ay bu sorbadayım. Hatta şunları da video için kıralım. Şöyle görüyorsunuz, bir ara oyuna gelmişti. Ekstra fazladan 30 HP ve %3 atak veriyor bu Walker set. Bunları aldım. Bu patoslar da normalden %1 daha fazla atak veriyor. 3 aylıkta bunları aldım. DC pir aldım. Pus indirimi gelmişti. 3 tane peri aldım çara. 3 aylık dursun diye. Zaten 3 aylık puslar da var. Pazar SC, VK, DC premium aldık. Bunları kırdıracağız. Burada ufak tefek pus eşyaları var. Bunları yılbaşı etkinliği olduğu için Golden Star yapacağım. Onlar için tuttum. Başka zaten burası görev eşyaları. Çarda zaten coins kalmadı. Şunu da bir kırdıralım. Skill barım hakkında konuşacak olursak, öylesinizin daha, dediğim gibi ilk defa fazla oynadığım için skill barı daha oluşturamadım. Size bir garip gelmiş olabilir. Şöyle göstereyim skill barımı. Zaten buraya daha koyacağım bir şeyler vardı mutlaka çıkar. Skill barı tekrardan düzenleyeceğiz. Böyle yıkaralım. Bir şey atmayacaktır da. Droplar çok kötü. Videonun hatırına bir şey atar belki. Tamam, bir şey atmadı. Ya zaten her kırdığımızda para ziyan oluyor da. Artık biriktireceğim yani. Sırf size ne kadar kastığımı gösterebilmek için belki ay sonunda kırarım. Buradaki amacım şu anda arkadaşlar, 3 güne bir video atacağım. 3 güne bir attığım videolarda oyunda yapılabilecek her şeyi videonun içine sıkıştırmaya çalışacağım. İtem kırmasından etkinliklerine, her şeyi, bir listesini oluşturdum. Onların hepsini bir videoda tutacağım. Yani şöyle söyleyeyim, old takı kırdırma bile olacak. Bir tane olacak ama olacak yani. HEPA deneyeceğiz, ıvır zıvır. Bunların hepsini deneyeceğiz. Biraz para gidecek. Gitsin zaten. Maksat video çekmek. Çarı zaten dizim. Bu çarın üstüne yavaş yavaş eklerim ben. GB satmak gibi bir amacım yok. Sadece oyunu bıraktığım zaman ben GB'leri satarım. Yoksa akşam kastığım GB'yi satmam. 3 ayda buradayım inşallah. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Bakacağım onlara. Şöyle tohumuna getirelim. Etkinlik de var zaten. Artık yavaş yavaş farm'a oturacağız. PK falan atarız. Genelde şey kesiyorum. Farmcıları kesiyorum genelde. Çünkü daha yeni başladığım için diğer insanları... Eğer bir insana 3 atamıyorsam ben çekiliyorum oradan. Çünkü genelde beni kesiyorlar. Yani itemsiz bir asas da beni kesebiliyor rahat rahat. Kuklalarda antrenman yapmayı düşünüyorum günlük 1 saat. İtemleri aldık bakalım. İnşallah bizim için hayırlı olur.